Değerli izleyiciler, sizlere şimdi Bağımsız Yurttaş Hareketi Partisi MCS adayı, İlk Türk Strasbourg Belediye Başkan adayı Tuncer Sağlamer'i tanıtacağız. Tuncer Bey, kendinizden bahseder misiniz? Özgeçmişiniz. Evet, ben Tuncer Sağlamer. 1970 Karapınar, Konya, Türkiye doğumlu. 1976'da işçi ailesi olarak Fransa'ya geldim. Ve 38 yıldan beri Strasbourg'da ikamet ediyorum. Öğrenim ilkokul, ortaokul, liseyi Strasbourg'da bitirdim. Üniversitede motor bölümünde lisans Mülüz'de yaptım. Daha sonra master Strasbourg Üniversitesi'nde derneksel yaşamla ilgili masterliği bitirdim. Mesleki hayat olarak da emlakçıyım. 9 yıldan beri İmosatürn emlak şirketinin yöneticiliğini yapıyorum. Şimdi de adaysınız belediye başkanlığına. Neden siyaset? Çok genç yaşta siyasete atıldım. Şöyle diyeyim, hatta çok genç yaş, daha erken de dernek faaliyetlerine katıldım. Ve derneklerde savunduğum değerler, demokrasi, yurttaşlık, insan hakları, evrensel değerler, özgürlükler, adalet, eşitlik, bunların hepsini bu dernekler içerisinde ifade etme imkanını buldum. Fakat bunun artık siyasette ancak gerçek gücünün ortaya çıkacağını gördüğümüz için siyasete atıldım 20 yıl önce. 10 yıl Parti Sosyalist Sol Parti'de, 10 yılda Sağ Parti'de görev yaptım. Daha sonra bu partiler de bu değerlerime yeterince cevap vermediği için, orada bu değerleri yeterince savunma imkanı bulamadığım için kendi hareketimi farklı kültürlerden oluşan Afrikalı, Mağripli, Türkiye'li, Asyalı, Fransalı, Avrupalı arkadaşlardan oluşan bir grupla arkadaşlarımızla birlikte Strasbourg Yurttaşlık Hareketi'ni kurduk. Ve 23-30 Mart'taki Strasbourg'daki belediye seçimlerinde aday olduk ve liste başı olarak da ben bulunuyorum. Bu arada olağanüstü bir projeniz var, SkyTram projesi. Anlatır mısınız bu projeyi? Evet, SkyTram projesi özellikle biz Strasbourg'un en büyük sorunundan bir tanesi toplu taşımadır, ulaşımdır. Tabii dünyadaki bütün şehirlerin, metropol şehirlerin sıkıntıları da zaten ulaşımdır. Bizler de artık bu projeyi nasıl çözebiliriz diye dünyadaki yeni teknolojiyi, yeni projeleri inceledik. Sonucunda en uygun hem ekonomik olarak, hem çevre açısından, hem kullanılma açısından ve var olan sorunlara en iyi cevap verecek olan proje olarak SkyTron'u bulduk. SkyTron uzaydan havada uçan tramvay diyelim artık, kapsüller. 2 kişilik, 4 kişilik kapsüller. Elektrikle çalışıyor. Çok daha ucuz. %80 normal ucuz. Mesela bizim Strasbourg'da tramvayın kilometre maliyeti 30 milyon euro, SkyTran'ın maliyeti 7 milyon, yani 4 kat daha aşağı. Artı enerji olarak çok daha ucuz. Artı 7 gün 24 saat çalışabilen bir sistem. Bir de insanlar çok hızlı gidiyor çünkü 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Tramvayın uçan bir versiyonu diyeyim, değil mi? Daha küçük. Ve tercih, yani talep üzerine. Yani sipariş ediyorsunuz, ayağınıza geliyor. Ve istediğiniz yere sizi götürüyor. Böyle bir yerde duraklamak değil. Onun için zamanla da yarışmış oluyorsunuz ki bunu da bu yönde. Ve en son teknolojileri kullanıyorlar. Güvenlik, uçakta güvenlik varsa, ne varsa aynısı burada da var. Son olarak seçmenlere söylemek istedikleriniz neler? Strasbourg'lu seçmenlerimize söylemek istediğim, Türkiye'li seçmenlerimize söylemek istediğim şey şudur. Mutlaka sandıktaki oylarına sahip çıksınlar. Çünkü yarın artık biz de burada kalacağız. Buranın yurttaşlarıyız. Buranın yurttaşta geleceğimizi garanti almak için, çocuklarımızın geleceğini garantisini almak açısından oylarımızı kullanmamız gerekiyor. Oylarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. O gün işim vardır demeden gerçekten bir sorumluluk şuuru içerisinde hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Seçim sandığa gitmelerini kendilerinden rica ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.